verdiler. Çok güzel bir gürlemeydi ama, değil mi? Evet. Çok güzeldi. İki tanesi şu tarafa gitti. Yaklaşık 8-10 tanesi de bu tarafa geçti. Biz büyük grubu arayalım. İki tane daha gidiyor. Kafayı nasıl tuttu ya Kerem? Orada bir çıtırtı oldu ama. Ha, köpeğin çıtırtısı. Evet, gel. Gel. İn daha. Mehmet Arı, öbür Mehmet neydi? Alkan. Mehmet Alkan. Ah, İn daha yukarıda fermada. İn daha yukarıda fermada. Fazla uzağa gitmemişler. Efendim? Fazla uzağa gitmemiş. Ha, bir tane daha. Bir tane daha muhtemelen devam var. Avcımızdan iyi bir atış bekliyoruz. Muhtemelen alayın devamı arkada. Köpeklerimiz de arkada karmada. İsterse yaklaşalım. Daha uçtu. Ha, şurada gidiyor. Şurada da olabilir bak. Ha ha, işte şu derede arkada şu olabilir. Şu ara var ya bak, şu otlu. Çalalım. Ha, orada zannetmiyorum ya. Pek kısık alanda durmazlar o kadar. Ama muhtemelen öbür dereye açtılar. Bir parçası da şuraya gelmiş olabilir. Çünkü 4 tane gelmişti. 3'ü kalktı burada. Ha. Bir tanesi şuraya çekmiş olabilir. Baktı, oralara geldi. Bu çilkelik tüyü muhtemelen bir yırtıcı kuş burada saldırmış. Burada. Şimdi burada da tüyler var parça. Muhtemelen buralarda bir yırtıcı kuş saldırmış. Hatta şişeye de bakarsak bir tilki de olabilir. İlginç. Belki avcılardan yaralı kalan bir kuşu buldu veya dediğimiz gibi bir yırtıcı kuş burada saldırdı. Yaklaşalım. Oo. 2, 4, 6 tane. Evet, Dündar'ın sarmayı bozmadı. Bir daha önlerine bir bakalım. Yakın kalktı ama ah heyecanına karavana. Karavana. Olsun, kar olma. Bundan sonrakilerde olur inşallah.
3 tanesi dereye gitti. 6 tanesi şu istikamete gitti. Dönüşte o üçlüye bakabiliriz. Şimdi ilk önce şuraya tek gidene, daha sonra altlıya, en sonunda şu üç gidene bir bakalım. Alay kalktıktan sonra gözlem önemlidir diyorsun. Evet, alay kalktıktan sonra gözlem önemlidir. Bir de alayı saymak çok önemli. Kalan kekik olduğunu tahmin etmek veya saymak, sayısına göre hareket etmek lazım. 6 keklik uçtuysa, ikinci kaldırışımızda 5 kaldıysa muhtemelen diğer bir tanesi yine o bölgededir. Şansımızı denemek, aramak, bu şekilde dikkatli olmak lazım. İyi bir avcılık için. Çil keklikler düz bir arazide. Yalnız kekliklerin uçuş istikametinde küçük bir tepecik vardı. Köpek keklikleri kaldırdı. Ben atış yaptım. Yaralı kekliğin tepeyi açtığını çok net bir şekilde gördüm aslında. Yalnız köpek tepeyi açmadan bir tane keklik aport etti. Çil keklik. Arkadaş dedi işte çağır köpek getiriyor. Ya dedim bizim yaralı keklik tepeyi açmış olması lazım. Hayır dedi, bir tane keklik vuruldu dedi. Meğerse attığım istikamette bir yamaç olduğu için yerde de bir grup 5-6 tane bir keklik grubu varmış. Aynı zamanda yerdekileri de tek atışta saçma isabet etmiş. Çok bir ilginç ya. Öyle vurmuştum. Daha sonra tepenin arkasından yaralı kekliğimizle köpeğimiz aport etti. Çok nadir denk gelebilecek bir güzel bir olaydı. Güzel bir tesadüftü diyelim. Evet. Anılarımız da böylece kaldı. Çok güzel. Avımıza devam ediyoruz. Hadi. Büyük köpekler ona av bulma fırsatı çok fazla tanımazlar. O da patrone dediğimiz olayla hazırcılığa alışır. En güzeli biraz av hırsını, av güdüsünü veya avın tadını aldıktan sonra köpeği en güzel eğitim şekli yalnız götürmektir. Oh. Çok ilginç. Burada. O bizim avımız değil. Ne yaptın? Ani kokalınca bir tepki verdi. Netlemedi zaten, belliydi. Evet. Güzel bir yırtıcı. Ama o bizim avımız değil. Başka var mıdır? Yoktur. Ötüşü bile çok güzel ya. Cik cik gidiyor. Nereye gitti? Terk edilmiş bir bölge. Evet. Aa, yine kaçırdık. Uzak olduğu için atma gereği duymadım. Çünkü yaralanıyor ve daha sonra ölüyor. O yüzden uzak olduğu için atış yapma gereği duymadım. Umarım gittiği bölgede tekrar kekliği bulur. Atış yapmaya fırsatı yakalar. Thank you.
Vuruldu mu? Vurdum, şuraya düştü. Ben göremedim. Gel. Köpekler tam düştüğünü görmedi. Diğerine de tüfek atınca dikkatleri biraz dağıldı. Ha, bizim keklik burada Mehmet, yeni o. Bizim kekliğimiz burada. Bravo hocam. Bravo hocam. Çok güzel. Getir. Gel. Evet. Yok yok. Getir. Başında kavgadalar kekliği aport konusunda. Edor. Linda. Linda pek bırakmaz o da. Linda. Edor. Edor. Gel. Linda. Paylaşımları konusunda ben yardımcı olayım. Gel. Linda, Edor. Edor. Linda, hayır. Linda. Linda, hayır. Getir. Aferin. Gel. Edor galip çıktı bu yarışta. Gel oğlum. Gel. Gel. Hayır. Bravo. İp çekme yarışı gibi değil mi? İp çekme yarışı gibi oldu. Biraz tüylerini yoldular. Gel, gel. Linda gel. Aferin size sana. Köpekler birbirine sadakat yarışına mı giriyor sana nedir? Evet. Ben getireceğim. O diyor ben getireceğim. İkisi de beni çok seviyor zaten. Köpekler avcısına, sahibine hizmet etmek istiyor. Böyle de olunca... Olan kralı kekliği oluyor. Evet, olan kekliğin tüylerine oluyor. Çok güzel hocam, bravo. Teşekkürler. Köpeğe gel. Karavanalar serisi devam. Doğa dostu Mehmet. Hiçbir hayvana zarar vermek istemiyorum. Uzak, uzak. Biraz uzak.
32 gram 6 numara. Evet. BC'ye sahip. Sen hocam? Ben de genellikle BP veya Bornagi kullanıyorum. 32 gram. Genellikle keklik avında 5 ve 7'yi tercih ederim. Bölgemiz soğuk bir bölge olduğu için 32 gram bizim için ideal oluyor. Genellikle gram olarak çok fazla bir değişiklik yapmıyorum. Keklik sezonun ilk başladığı günlerde 8 numarada tercih edilebilir. Özellikle çil avında zaman zaman 8 numara daha yakın kalktığı için tercih edilebilir. Dağ bayır dinlemeden koşuyorlar. Evet. Hava başlayalı 1,5 saat oldu. Ancak performanslarını çok düşürmediler. Havada güzel bir hava. Bulutlu. Gerçi biraz bir bunaltı var ancak köpekler şu anlık performanslarını düşürmediler. Umarım birkaç kuş daha bulup bize güzel bir görüntü yaşatırlar. Evet. Tamam, tamam. Gidiyor bak, yukarı doğru gidiyor. Mehmet hocam, bugün bahsettim bak, karşımıza çıktı yine. Evet. Bakıyor bak. Canı kurşun mu istiyor ha? Bak bak. Yine vardır hocam ha bunlar. Geri döndü. Geri döndü. Aynı kurttur muhtemelen. Emeksiz yemek maalesef hiçbir şeyde olmadığı gibi av köpeği konusunda da olmuyor. İlgi, alaka, ava götürme, köpeğine zaman ayırma mutlak suretle gerekiyor. Bunu yapmayan, köpeğini bağlayıp haftada bir gün gören, ona sadece yemek vermeyle bakım yapıldığını, ilgi olduğunu sanan arkadaşlarımız iyi bir köpek beklemeleri bence yanlış olur. Köpeğiyle ne kadar vakit geçirirse, köpeğini ne kadar çok araziye götürürse iyi bir köpeği elde etme şansı o kadar da artacaktır. Dediğim gibi özellikle pointer besleyenler o ırkın özelliklerini tanımalı, özelliklerine göre hareket etmeli ve 1 yaşı ile 2 yaşı arasındaki dönemde çok sabırlı olmalı. Yoksa bazı avcı arkadaşlar da görüyorum, ömrü köpek aramakla maalesef geçiyor. Bu duruma düşmemek için sabırla davranılmalı diyorum. Köpeğin öncelikli fiziksel yönden vücudunun dayanıklı, arka bacaklarının gerçekten sağlam köpekler tercih edilmeli. Bunun yanı sıra daha da önemlisi köpeğin karakter ve karakter özellikleri bir av köpeği sahibine ve ev hayatına uyumlu olmalı. Bu yönden karakter özellikleri çok önemli. Bir diğer önemli de avcılık ruhu diyelim veya avcılık yeteneğinden bahsedelim. Avcılık yeteneği tamamen av bulma kabiliyeti yüksek, çabuk av bulabilen köpekler mutlaka ki tercih edilmeli. Av aramasını bilen, rast geldiğinde ferma yapmaktan ziyade o avı nerede olacağını, ne zaman nerede olacağını tahmin edebilen, burnunu ve beynini kullanabilen köpekler tercih edilmeli. Kekliğimizi güveç yapmaya yetiştiremedik bence. Siz hazırlıklısınız.
Abi bu kısmet olur olmaz diye biraz hazırlık yapmıştık. Herkesin porsiyonu aynı mı yoksa karavan atanlar biraz az mı yiyor? Ben biraz daha fazla yiyeceğim abi. Onlar daha fazla yemesi lazım. Keklik güveci olsaydı yiyemezdi. Herkes vurduğunu yerdi. Ancak... Aa, teşekkür ederim. Güzel bir av gününün ardından. Güzel bir yemek. Gerçekten güzel olmuş.